Arkadaşlar iyi akşamlar. Sıradaki inceleme konumuz sizden gelen hisse üzerine Deva hissesi. Deva hissesi ile ilgili şunu söyleyebilirim. Hisse 2019 yılı itibariyle yaklaşık olarak start verilmiş ve bir 10 kat yükseltilmiş bir hisse. Şunları saymazsak arkadaşlar çok ciddi bir potansiyelde de böyle yani bir oranda da düzeltme yapmamış. %35'lik bir düzeltme yapmış. Hakeza burada da hemen hemen o kadar yapmıştır muhtemelen. Aynen. 135 burada, 135 burada yaklaşık o civarda bir düzeltme yapmış bir ise. Yani çok fazla düzeltmesi de olmamış ama iyi yükseltilmiş. 2019 2 yıllık bir süre zarfında. Deva ile ilgili şunu söyleyebilirim. Şu andaki bulunduğu destek noktaları yani güçlü destek noktaları ancak bu desteğinin kırılması halinde aşağıdaki şu desteklerin arkadaşlar şu çizdiğim desteklerini görme ihtimali var. Kanalın zirvesi şu andaki bulunduğu konumu bile baz alsak hani dip noktalarına gelse bile yaklaşık olarak nereden baksanız %70'lik bir %80 evet %70'lik bir kanal aralığı var. Yukarıda gidebileceği noktası var. Deva ile ilgili şunu söyleyebilirim bakın. Deva ne zaman ki buradaki kanalı kırıp farklı bir şekilde üst kanala geçerse orayı çizmedim ama ilerisi için güzel potansiyelleri de var ama şu an için hissede dediğim gibi çok ciddi boyutta bir düzeltme dahi yapılmamış. Güzel şekilde de çıkarılmış aslında güzel de primlenmiş güzel çıkarmışlar hisseyi. Ve çok fazla da kaybettirmemişler işin gerçeği bu. Ama aşağıda hala kaybettirmemişler demek bakın şu anda devanın bulunduğu aralık arkadaşlar şuna dikkat etmek lazım. Devanın karakteristik özelliği şu yani şu kanal şu andaki bulunduğu kanal aslında hisse için bakın geçmişe de baktığınız zaman güçlü bir kanal iyi bir kanal yani. Tutunabileceği bir kanal. Ancak bakın kanal aralığında hareket ediyor. Ne demek oluyor? Yani kanalın dip noktasına değiyor. Farklı kanalları da hakeza aynı şey yapmış. %15'lik bir kanal aralığında hareket ediyor. Bakın aylar öncesinde şu bulunduğu kanalda da aynı şey yapmış. Daha geniş bir bant aralığında hareket etmiş ama şu an biraz sıkışmış arkadaşlar. Bu kanalda sıkışmış. Kıramaması halinde bakın. Şu üst kanalı kıramaması halinde sürekli hareketi neticesinde aşağıdaki kanalları da test etme ihtimali var. Onu söyleyeyim. Yani aşağının da önüne alınsa iyi olur. Çünkü yani ciddi bir düzeltme boyutu olmamış arkadaşlar. 10 katlık yani hisseyi 10'a katlamışlar. Güzel kazandırmışlar. Kaybettirmişler diyemeyiz. Çok fazla bir düzeltme de yok bakın görüldüğü gibi. Biliyorsunuz ki 10'a katlamış hisselerde, 5'e katlamış hisselerde %80'e kadar, %85'e kadar kayıp yaşatabiliyorlar. Ya burada öyle bir şey yok yani. Bence çok fazla bir şey yapmamışlar arkadaşlar ama aşağı gene de gelme ihtimaline karşı önlem alınırsa iyi olur. Endeks kaynaklı gelirse gelir. Ama Deva'nın da ilerisi için güzel hedefleri var mı? Ver. Var arkadaşlar sabredene bekleyeni var. Zaten vermiş. Bakın vermiş. Yıllara göre sabredene ne yapmış? Artırmışlar. Sonra startı vermişler. Evet. Destek ve direnç noktalarını verelim. Ama bugün şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın endeksteki hisseleri inceliyorum bazen. Eksiğinde olan hisseler özellikle bugün için bir bakmışım akşama tavan olmuş. Yani tavan olan hisseye bakıyorsun eksiğe düşmüş. Yani aldığınız karı vermemek için özellikle kısa vade ve orta vade düşünenler için yani hisselerini iyi takip ederlerse iyi olur. Yani aldığınızı verdikten sonra bir anlamı olmuyor arkadaşlar. Bakın bazı analizler yapıyoruz. 150 kazandırmış. Haftalar sonra aynen kazandırdığı nokta yani sıfır noktasına geri getirmiş. Bir anlamı yok yani aldığınız kârı komple vermişsiniz. Yani bu gibi durumlarla bakın gördüğünüz grafikte de böyle arkadaşlar bakın. Kazandırıyor yukarıdan ne kadar kazandırıyor aldığı kazandırdığı parayı geri veriyor. Yani bakın %25 kazan %28 %25 kazandırıyor. Kazandırdığını sonra tekrardan zamanla dibe getiriyorlar. Yani dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yani en azından baktığınız dirençlerde takılıyor. Böyle hala aşağıda geleceği yer var. Kârdasınız artık yapmanız gerekeni siz yapacaksınız arkadaşlar. Eldeki kârı, kazandığınız kârı vermemek için. Çünkü şu anda hisselerde maalesef ki bir dalgalanma var. Endeksteki dalgalanma hissedeki dalgalanmaları da etkiliyor arkadaşlar. Hisselerde hala hazırda aynı şekilde endekste paralel olarak böyle dalgalı hareketler yapıyorlar. Evet, şimdi destek ve dirençlerini verelim. Bu hisseyi tamamlayalım. Sıradaki hisselerimize geçelim. Şu an Deva 25-32. Yukarıda arkadaşlar öncelikle kırması gereken yaklaşık olarak %7'lik bir direnci var yukarısında. Kırarsa o da 26-90 diyelim oraya.
26.90'ı kırıp üzerinde bir kere kalması lazım. 26.90'ı kırıp üzerinde kalırsa Deva'nın sıradaki hedefi karşılaşacağı direnci 33.84 olacak. Zaten 33.84'ü de kırarsa kanalın en limit, en zirve noktası da bu nokta arkadaşlar. 42.60. Yani 42'li rakamlar kanalın zirve noktası olacak. Oraya gelirse zaten satış da yiyebilir arkadaşlar. 42 ne demiştim? 42 miydi? 42 evet. Ya bu noktalar gelirse şu an için satış da yiyebilir. Hakeza getirmişler, tekrardan aşağı geri vermişler. Gene aynı şekilde yaklaşık olarak %7,5'ta aşağıda bir desteği var. 23.37. Yani hisselerinizi iyi takip edin arkadaşlar. Hisselerinizi iyi bakın. Bir bakıyorsunuz kârdasınız, bir bakıyorsunuz zarardasınız. Yani bu gibi durumlarla karşılaşmamak için. Uzun süreli düşündüğünüz hisseleri tenzih ediyorum. Onlar bir şey demiyorum ama böyle kısa vadeli özellikle alsat yapanlar için hisselerin sıkı takip ederlerse bence iyi olur. 19.42. 23 kırılırsa bakın arkadaşlar 19'ların hatta ve hatta aşağıdaki desteğinin yolu açılır. Bilginiz olsun he, bu şu andaki desteği kırılırsa. Aşağıları gelmesine engeli şu anda bulunduğu kanal aralığı. Başka bir şey değil. 17.81. En aşağıda da. Evet. 3 aşağıda, 3 yukarıda destek ve direnç noktalarını verdik. Bunları yazalım arkadaşlar. 26.90 kırması halinde 33.84'ü var. 33.84'te kırılırsa eğer 42 47 noktası hisseniz zaten 42'li rakamlar hisseniz zirve rakamlar arkadaşlar. Yani en üst limit noktaları. 23 aşağıda 37'si var. Kırması halinde. 19 42'si var. O nerede kırması halinde 17.81 var. Ya bu hisse için söyleyeceklerim bu kadar. Yani sadece bu hisse için değil arkadaşlar. Genel olarak söylüyorum. Uzun vadeli yani düşünmüyorsanız bazı hisseleri çok sıkı takip edin. Aldığınız hisseleri kârınızı verememek için bunu derim ben. Şu andaki dalgalı piyasada maalesef ki bu çok oluyor. Alsat piyasasına döndü şu andaki piyasasına bakarsanız. Evet arkadaşlar farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşça kalın.